الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي، قال الله: أعدت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak biz kullarına şöyle buyuruyor: şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetler vardır. Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur. O azizdir, hikmet sahibidir. İzzet ve celal, ikram ve kemal sahibi olan Rabbimiz bizlere dünya ile başlayıp ahirete uzanan bir hayat bahşetti. İmtihan durağı olan dünyada yapıp ettiklerimizin karşılığını sonsuzluk yurdu olan ahirette mükafat veya ceza olarak göreceğimizi bildirdi. İman edip faydalı işler yapmak için aklını, yüreğini, yeteneklerini, malını ve imkanlarını seferber edenler cennetle müjdelendi. Ama hakkı inkar edip hakikate sırtını dönerek kötülük yolunda ömrünü harcayanları acı bir azapla uyardı. Aziz müminler, eşsiz nimetlerle bezenmiş olan cennet, barış ve huzurun daim olduğu ebediyet diyarıdır. Allah'ın rızasını gözeterek yaşayan, ibadetlerini ihlasla eda eden, güzel ahlaktan taviz vermeyen kullarının ödülüdür. Rabbimize ve sevdiklerimize kavuşacağımız sevinç ve mutluluk yuvasıdır. Değerli Müslümanlar, Allah'ın sınırlarını aşmaktan sakınan müminlere öldükten sonra yeniden dirildiklerinde amel defterleri sağ tarafından verilir. Udhuluha biselamin aminin, selametle ve güvenle girin cennete diye nida edilir. Her türlü acı, keder, hastalık ve sıkıntıyı arkalarında bırakan cennetliklerin durumu Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır: nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: selam olsun size, hoş geldiniz, haydi ebedi kalmak üzere buyurun, girin cennete. Artık ne hüzün, ne hasret, ne de zorluk vardır. Engin rahmeti ve cömertliğiyle kullarını karşılayan Yüce Allah, dünyadaki gayretlerinin karşılığını onlara eksiksiz bir biçimde lütfetmiştir. Kıymetli müminler, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde çeşit çeşit cennet nimetlerini anlatarak müminleri iyiliğe teşvik eden canlı tasvirler vardır. Anlatmakla bitmeyen bu güzellikler hakkında Rabbimizin şöyle buyurduğunu Peygamberimiz bize nakleder: ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım. O halde geliniz, yolları çetin de olsa cennete ulaşmak için sabır ve sebat göstermeye, hayır ve hasenat işlemeye devam edelim. Rabbimizin bizden razı, biz de Rabbimizden razı olarak cennete girmek için imanla ve umutla çalışalım. Aziz Müslümanlar, tüm dünyada olduğu gibi toplum olarak bizler de salgın hastalıkla büyük bir mücadele içindeyiz. Maske, mesafe ve temizliğe riayet etmenin yanında sağlığımız için alınan tüm tedbirlere uymak hepimizin vazifesidir. Bu süreçte risk altında olan
65 yaş üstü muhterem büyüklerimizden ve kronik rahatsızlığı bulunan kardeşlerimizden namazlarını evlerinde kılmalarını istirham ediyoruz. Unutmayalım ki tedbirlere riayet ettiğimiz müddetçe hem bu çetin imtihanımızdan başarıyla çıkacak hem de mükafata nail olacağız inşallah. Ela inna ahsanel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema qalallahu tebareke ve teala fil kelam ve iza quriyel kur'an festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق والوفاء وبقية العشرة المبشرة وآل بيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام على الكفار يا رب العالمين آمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Şüphesiz ki Allah iyiliği, yakın akrabalara yardım etmeyi, adaletli olmayı emreder. Kötülüğü, fenalığı ve çirkin işleri yasaklar. O düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor.